Hoş bulduk. Hoş geldiniz beyefendi. Ne alırsınız? Yemeğe gelmedim. Peki ne içersiniz o zaman? İçecek de istemem. Bu durumda sizi dışarı almak durumundayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Taylan Günebakan'ı görene kadar hiçbir yere de gitmeyeceğim. Niye bağırıyorsunuz? Böyle olmaz ama dışarı çıkmak zorundasınız. Böyle ol... Bir dakika, konu neydi? Müstakbel nişanlınızı bekliyorum hanımefendi. Kendisi hayatımı mahvetti de. Nasıl yani? Tamam beyefendi, hadi dışarı çıkar mısınız? Ya bırak kardeşim, hiçbir yere gitmiyorum. Doktor aşkı bekliyorum ben burada. Ya bırak beni, o gelmeden şuradan şuraya gitmem. Beyefendi lütfen, niye bağırıyorsunuz? Dışarı çıkar mısınız? Doktor aşkı bekliyorum ben. Kusura bakmayın, nişanlınızı bekleyeceğim. Yukarısı çok karıştı. Herifin teki geldi, olay çıkaracak gibi. Ne olayı? Bilmiyorum, Taylan Bey'i soruyor. Allah Allah. Ben bir gidip bakayım hemen. Geliyorum. Ne görüyorsunuz? Yani... mutluymuşuz. Bir zamanlar. Taylan Bey, aslında ya ben kararımdan pek emin değilim. Ya yanlış yapıyorsam? Bunu konuşmuştuk. Evlenmek uzun vadede söz vermektir. Siz bu sözü vermeye hazır olmadığınızı söylemiştiniz. Fikrinizi mi değiştirdiniz? Yok. Yoktu. Ben kafam karışık. Emin olamıyorum bir türlü. İçimden bir ses... sürekli bir şans daha vermemi söylüyor. Evet. Karar verme zamanı. Bir şeyden zihnen ve ruhen arınmak istiyorsak... önce fiziksel olandan başlamamız gerekir. Fotoğrafı yakmamı mı istiyorsunuz? Buna siz karar vereceksiniz. Aksi halde ben sizi bir şeylere sürüklemiş olurum. İşte kendiniz için doğru olanı yaptınız ve bir adım attınız. Onları da mı yakayım? Dediğiniz gibi. Tamamen kendimi arınmış hissediyorum. Ama yani beni sürekli arıyor. Engelliyorum, başka numaralardan aramaya devam ediyor. Bir de sizi kafaya takmış durumda da. Lütfen kendinize dikkat edin. Siz beni hiç merak etmeyin. Ben istemediğim sürece kimse bana yaklaşamaz. Ancak bu süreçte ne olursa olsun onu yanınıza yaklaştırmayın. Aklınızı çelmesine müsaade etmeyin. Dediğiniz gibi, tek bir kelime bile yok. Ne oluyor buradan? Fırat Şef restoranımıza olay çıkarmaya gelmiş. Bu beyefendi terasımızda misafir ediyor. Ya bir dinleyip anlamayalım mı? Derdini sormayalım mı? Nedir kardeşim senin derdin? Ben dinliyorum, evet. Ya benim sizden bir şey istediğim yok ki. Ben sadece doktor aşkla konuşmak istiyorum abi. Benim çok güzel bir ilişkim vardı. Hayallerimiz vardı bizim ya. Ama doktor geldi, bütün ilişkimi mahvetti, bitirdi. Ben beni sevgilimden neden ayırdığını öğrenmek istiyorum. Yani sen diyorsun ki... beni sevgilimden bu doktor ayırdı, öyle mi? Evet abi. Ya suçu başkasına atıp kurtulmak ne kadar kolay.
Kim bilir ne yaptınız da sevgiliniz terk etti sizi? Ablacığım ben bir şey yapmadım, gözünü seveyim ya. Vallahi şu halinize bakınca inanası gelmiyor insanın. Lütfen restoranımdan çıkar mısınız? Herkese tedirgin ettiniz. Kandemir Bey alın. Kandemir abi durun lütfen ya. Ya zaten adamın içi yanıyor, görmüyor musunuz? Bir de biz mi vuralım? Ne olmuş? Ben de çok merak ettim. Dinlemek isterim. Yusuf gel kardeşim mutfağa inelim beraber. Naz Hanım seni dinlemese de ben dinleyeceğim. Şebnem. Ya delirdin mi sen? Ya sen bu adamın burada kalmasına nasıl izin verirsin? Adam akıllı mı deli mi onu da bilmiyoruz. Ayrıca Taylan arıyor. Ya görünce bir şey yapmaya kalkarsa? O çok güvendiğin sevgilin birisinin canını yakmış. Ha sen bunu görmek istemiyor olabilirsin. Ben buna bir şey diyemem. Taylan kimseye zarar vermez. Belli ki bu adam normal değil. Sevgilisi de o yüzden kaçmış. Ha kaçtıysa bir sebebi var diyorsun. Aynen öyle diyorum. Belli ki bu adam öfkesini kontrol edemeyen tutarsız bir tip. Kim bilir ne yaptı kıza? Ya senin bu sevginin hiçbir suçu yok ya. Ya tabii ki yok. Taylan herkese mutluluk vermek için uğraşan biri. Kimsenin kötülüğünü istemez. O zaman gidelim. Bakalım adam bize ne anlatacak? Ya saçmalık. Sevginin hakkında kötü bir şey duymaktan mı korkuyorsun? Elbette korkmuyorum. Çünkü ben Taylan'a güveniyorum. Madem güveniyorsun, o zaman gel adamı dinleyin. Eğer sen haklı çıkarsan bir daha Taylan hakkında ağız mı açmayacağım? Peki madem. Gel. Begüm Taylan Günebakan'a hayrandı. Onun her dediğini kanun sayıyordu. Evlilik kararımızı bile ona danışmak istedi. Ya tüm maaşını biriktirip o herife gitti abi. Sonra da her şey bozulmaya başladı. Begüm adım adım uzaklaştı benden. Ya bunu Taylan'a nasıl bağladınız ben anlayamadım. Belki de sevgilini sizden emin olmadığı için Taylan'a gitti. Bakın biz her gün internetten ev ilanlarına bakıp hayaller kuruyorduk onunla. Başkalarının evlerine olmayan koltukları koyup o koltuklarda oturduk biz. Eğlendik, sohbet ettik. Ya Begüm gün sayıyordu gidip onu isteyelim diye abi. Ama sonra birden benden ayrılmak istediğini söyledi. Ben başka bir şey duymadım zaten. Sürekli kaçtı benden. Hiç ulaşamadım ona. O herif sırf onun fikri değişmesin diye bizim görüşmemize de engel oldu. Sen de bu Taylan Günebakan'a ulaşmak istedin ama beceremedin değil mi? Bravo abicim ağzımdan aldın lafı. Aynen öyle oldu abi. Ya herif sanki yüksek mevkilerdeki devlet görevlisi ne oluyorsa. Ben de buraya geldim abi. Sonuçta sevgilisinin mekanına gelir diye düşündüm. Ya bu hikayede hala eksikler var bence. Taylan sizi ayırmış olamaz. Belki de sizin ilişkinizde sorunlar vardı ama siz görmediniz. Ya ne sorun ya? Sorun varsa kavga edersin, tartışırsın, ne bileyim küssersin, trip atarsın. Böyle karabatak gibi ortadan kaybolup gitmezsin. Ya bazen konuşmak işe yaramaz. Karşındakinin aklı almıyorsa. Birileri de daha baştan birilerine inanmaya meyilliyse ona ne desem? Ya canım herkesin aklı var, fikri var. Kim ne derse desin insan aklıyla hareket eder değil mi? Aslında tam olarak... Bir dakika Yusuf. Madem aklı var onu kullanacak, gidecek açıklayacak. Yusuf'u da dinleyecek ama. Ama yok. Eminim o çakma doktor bunu da engellemiştir. Abicim aslında... Dur bir Yusuf. Ya Yusuf konuşmak istemiş de ne yapmış acaba? Ne mi yapmış? Gidip bulalım soralım kıza. Saçmalama. Aa sen kıpırdama. Ancak öyle sırça köşkünde otur hakem kes. İnanmak istediğine inan. Şu an tamamen saçmalıyorsun. Bence senin Taylan'ın gerçek yüzünü görmeye cesareti yok. Halbuki kızı bulup konuşsak her şey çözülecek. İyi madem tamam konuşalım hadi o zaman. Buyur. Yusuf yürüsene oğlum hadi. Geldim abi. Şebnem çantamı dışarı yollatır mısın? Yusuf, emin misin oğlum bu saatte buradan geçeceğine? Evet abi. Vardiyası değişiyor çiçeğimi. Sen merak etme. Bu defa konuşmak istemezse biz gireceğiz devreye. Ya senin aklın yok niye geldiysen. Şu hale bak insanlar bize bakıyor ya. Resmen bıçkın mahalle delikanlıları gibi sokak köşelerinde kız yolu gözler olduk. Bana bak, sen korkmaya başladın ha. Gerçeğe yaklaştıkça stres mi bastı seni? O seninle birlikte olmanın stresidir. Yanımdayken bu kadar heyecanlanmana gerek yok. Kalbine yazık. Esas vaktime yazık. Niye geldiysem sanki. Taylan'ın bıraktığı enkazı görme. Abicim ayıp oluyor ama ya. Affedersin. Ya bak hala Taylan diyorsun ya. Geliyor. Begüm! Çiçeğim! Koş, koş. Begüm dur! Koş! Ne yapıyoruz? Koşuyoruz! Koşuyor muyuz? Koş!
Begüm! Dur kaçma çiçeğim! Begüm! Senin bu süsü püsü yüzünden kızı kaçıracağız, koş! Ya vallahi aksiyon filmine düşeceğimizi bilseydim hazırlıklı gelirdim. İhbar varmış. Tamam, tamam. Sen kullan istersen. Yani ne diyorsunuz mühendis hanım? Yani ben erkek olarak hem bir ürün hem katalizör müyüm? Evet, öylesiniz, çok doğru anlamışsınız. Abicim kimya önemli. Tabii. O zaman biz şuradaki projelere bakalım. İnceleyelim. Buyurun. Nereye kayboldu? Abi, kesin bu evlerden birinde. Yani geçen gün tam olarak burayı bırakmıştım. Teyzesinin kızı oturuyor ama hangi ev bilmiyorum. Ne yapacağız peki? Burada oturup bekleyecek miyiz? Yok, harekete geçeceğiz. Yusuf, sen buradan, biz de buradan. Dağılıyoruz, eyvallah, konuşuruz. Abi. Hadi. Yavaş. Gel gel, teyzelere soralım. Ne yapacağız Patiye? Peki mi tanıyor musunuz diye mi soracağız? Selamünaleyküm teyzelerim, kolay gelsin. Sağ olasın. Sağ olasın. Beni bildiniz mi? Mehmet dedenin torunuyum ben. Hidayet'in oğlu. Hidayet'in oğlu. Öyle mahalleyi gezelim dedik, bir görelim dedik. Ya nerede o eski fasulyeler? Bunları ateşe atıyorsun teyzeciğim, eriyip gidiyor vallahi ya. Her şey bozuldu be oğlum. Ne aynı kaldı ki? Ama sen hiç değişmemişsin teyze. Kızım sen ne dikiliyorsun orada? Otursana. O yabancı teyzem, turist. Ben onu gezdiriyorum da bizim dili bilmiyor. Belli belli kıyafetinden. Baksana, mahalle arasında böyle mi gezilir? Bilmez teyzem bunlar, bilmez. Yalnız pek de güzelmiş. Akça pakça. Aman yok be kız. Bizim kızlarımız daha güzel, boyanmış da ondan. Haklısın vallahi teyzem, bizim kızlarımız daha güzel. Aa, bizim kızlar demişken, Begüm'ü gördünüz mü ya? Begüm kim kız? Begüm? Bilmiyorlar. They don't know. Bilmiyoruz. Begüm yok. Tanımıyoruz. Yok. Bil Begüm yok. Evet Yusuf, biz sağ taraftaki evlere bakmaya devam ediyoruz. Tamam, haberleşiriz. Benimle eğlenmek için de hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun ya. Turist demek nereden aklına geldi acaba? Senin bu buz gibi duruşun bana soğuk ülke insanlarını hatırlatıyor. Ne yapayım? Ay, çok komik. Şaka bir yana. İşe karışıp berbat etme diye söyledim. Kusura bakma, senin gibi profesyonel yalancı olmadığın için insanları kandıramıyorum ama korkma, aptal değilim, açık vermem. İyi o zaman, bir dahaki sefere sen devreye gir de ben de yalan söylemek zorunda kalmıyorum. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne yapıyoruz biz burada? Sevgiliyiz de biz, anlarsınız ya. Neyi anlarım? Sevgililer ne yapar? Kız sen ne demeye getiriyorsun? Kız sen bizi öldürecek misin? Koş koş koş. Tamam biz affedersin. Tüh edepsizler. Sizlerin bahsedin günah yuvasını yaptınız ha? Bir de utanmadan söylüyor ahlaksız. Bravo vallahi, daha iyisini bulamazdın. Başımızı belaya sokmak için daha iyisi olamazdın. Sen yapınca oluyordu ama. Ya ama sen kadının bahçesinde biz oynaşıyoruz dedin resmen. Sevgiye saygısı yokmuş, ben ne yapayım? Ya bana bak, gözünü seveyim bırak. Bir dahaki sefere yalanı ben söyleyeyim, olur mu? Bir daha kimi? Ha. Yusuf abi, lütfen bulmuş olsun. Efendim Yusuf. Begüm, bak biz bu kadar yolu senin için geldik. Korkacak bir şey yok. Sadece konuşmak istiyoruz, o kadar. Begüm, ne olur bir şey de. Susmak çare değil ki. Çiçeğim, sen ne desen benim kabulüm. Kız konuşmak istemiyorsa istemiyordur. Kararına saygı duyalım bence. Hiç mi yüzünü güldürmedi bu çocuk senin ya? Ya şöyle güzel bir anınız yok mu sizin? Adam gibi ayrılığı hak etmiyor mu? Ayrılırken bile insan söyleyecek bir çift lafı olur. Vedasız gitmek insanı yarım bırakır. Her şeyi yarım bırakır. Çiçeğim, ne olur yapma bunu bize. Bak Begüm, bu senin özelin, biliyorum. Biz sen ne karar verirsen de saygı duyacağız zaten. Burayı da Yusuf'a dön demeye gelmedik. Sadece Yusuf'la ilgili gerçek düşünceni duymak istiyoruz. Hepsi bu işte. Yusuf haklı yani. Her şey çok güzeldi, rüya gibiydi. Bilmiyorum, belki de her şeyin bu kadar güzel olmasından korktum. Yusuf'u suçlayamam. Kafası karışan bendim zaten. Onu üzmek istemedim ama oldu işte. Peki neden Yusuf'la konuşmadın? Ben konuşmak istedim aslında ama Taylan Bey izin vermedi.
Canım Taylan sizi ayırmak için böyle bir şey yapmaz ki. Eminim vardır bir açıklaması. Ya bu çocuklar birbirine aşık görmüyor musun? O çakma aralarına girmese hiçbir dertleri olmayacakmış. Sağlam bir ilişkide kimse kimsenin arasına giremez. Sen gerçekten aşk nedir bilmiyorsun. Konu ben değilim. Haklısın. Bakın şöyle bir şey yapalım. 2 saat sonra bizim restoranda buluşalım. Taylan'a da haber verelim. Begüm programa çıkmadan önce bunu kendi aramızda halledelim. İyi de abicim, doktor bunu kabul edecek mi? Duyarsa çok kızacaktır. Olur mu canım öyle şey? Taylan sevgiden yanadır. Eminim bir hata varsa o da düzeltmek ister. Tamam o zaman. Gidelim restorana. Eteğimizdeki taşları döküp her şeyi görelim. Sırf sen ısrar ettin diye geldim. Ama buna ne gerek vardı ben anlamadım. Taylancığım, 5 dakikalık bir görüşme olacak sadece. Bazı şeyler netleşsin istiyorum, o kadar. Hayır, benim anlamadığım, sen bu insanları nerede gördün, ne konuştunuz? Ya orası önemli değil. Hikayeleri beni etkiledi. Sen de onların ağzından dinle istiyorum. Birazdan gelecek Begüm'le Yusuf zaten. Bütün bunlar senin başının altından çıktı değil mi şef? Her şeyi burnunu sokmaya başladın yine. Ben ne yapıyorsam sadece aşk için yapıyorum. Ama seninki gibi sahtesi için değil. Hayırdır? Bana rakip mi oluyorsun? Program mı yapacaksın? Şöyle de izleyelim. Hangi kanalda? Hayatın kendisi kanalında. Günün her saati. Beklerim. Bu sefer çok ileri gittin şef. Bakalım bu işin sonunda kim haklı çıkacak? Aa, Yusuf. Yusuf, Begüm nerede? Bunu Taylan Bey'e sormak lazım. Hiç mi acımadın bize be? Hiç mi düşünmedin bizi? Program diye bizi harcadın sen. Yusuf müşteriler. Begüm bu sabah benim elimi tutmuştu. Sen konuştun onunla, biliyorum. Ne dedin ona? Lütfen biraz sen sen daha iyilerine layıksın. Hayat bir günlük değil. Çiçekçiden sana koca olmaz mı dedin? Ne dedin? Yusuf sakin ol, müşteriler var. Beyefendi bakın. Ayrılığı kaldıramamışsınız. Anlıyorum. Ama benimle bu şekilde konuşamazsınız. Üslubunuza dikkat edin. Yusuf sen sakin sakin anlat kardeşim. Hadi anlat, dinleyelim. Abicim bak, biz buraya gelecektik, yemin ederim. Ben Begüm'ü ikna etmiştim. Sonra ona bir telefon geldi, kız vazgeçti. Seni aradım, biliyorum. Ya biz 2 hafta önce kızımız olursa adını Masal koyalım diye konuşmuştuk onunla. 2 hafta önce buna karar vermiştik. Begüm istedi. Bizim aşkımıza Masal ismi yakışır dedi. Bak. Bak, görüyor musun bunu? Bunu ben yaptırdım. Kızımızın adını yazdırdım. Evlilik teklif ederken bunu gösterecektim ona. Sürpriz yapacaktım. Görüyor musun bunu? Ben şimdi bunu ne yapayım ha? Ne yapayım? Tamam, lütfen. Lütfen. Ya bu kadarını yapmış olamazsın herhalde Taylan. Taylan, gerçekten sen mi vazgeçirdin Begüm'ü? Bir açıklasana ne olur. Bakın, şu an hepiniz çok büyük bir yanlış içerisindesiniz. Adamın haline bakın. Kıza kim bilir neler dedi, nasıl korkuttu kızı. Ben niye korkutayım onu be? Sen hep bunu yapıyorsun. İnsanları ayırıp herkese bunu söylüyorsun. Terk edilen nişanlıya da bunu yaptın sen. Bakın, kız muhtemelen sizin yanınızda korkup onu sevdiğini söyledi. Sonra da ilk fırsatta kaçıp gitti. Kaçtı mı? Bu kadar basit mi lan? Kaçtı gitti, öyle mi? Sana ne oluyor şef? Sen niye öfkeleniyorsun? Kaçan senin sevgilin mi? Tamam, uzatmayalım lütfen artık şefim. Bakın, bakın müşteriler var. Lütfen, ayıp oluyor gerçekten. Ya evet, herkes bir sakin olursa ben artık Yusuf'u dinlemek istiyorum. Evet. Begüm beni seviyordu. Ben ona hiçbir şey yapmadım. Sen onu hak etmedin Yusuf. Yetersizdin. Begüm'ün istekleri bambaşkaydı. Sen bunlara cevap veremedin. Begüm ne istese ben yapardım. Hayır, yapamazdın. Sen onu anlayamadın bile. Baksana, ayrılacağını bile anlayamamış. Taylan, bir Yusuf'u mu dinlesen önce? Bizi sen ayırdın. Sen ayırdın bizi. Hayır, bunu sen yaptın. Eminim yetersizliğini kapatmak için daha da saldırganlaşacaktın. Onu senden korumak zorundaydım. Yeter ya! Yeter! Hep ben mi suçluyum? Ha? Hep ben mi hatalıyım abi? Hepsini Yusuf, ben mi yaptım bunları? Naz! Yeter!
sakin ol. Bırak beni abi. Sakin. Sakin ol. Bırak beni abi. Bırak beni. Benim açılım o abi. Sakin ol. Aldı benden abi. Bırak beni abi. Tamam. Topla kendini. Tamam. Tamam. Geçtim. Bittim. Çiçeğimi aldı benden. Bittim abi. Bittim. Bittim. Bittim ya. Fırat! Hastaneye gideceğiz. Hemen geliyorum. Abi, abi yemin ederim böyle olsun istemedim. Ne olur affet beni. Yusuf ben iyiyim. Sen şu halini düzelt. Böyle olmaz. Küçük bir sinirlik sadece o kadar. Ya Fırat görmüyor musun? Seni hemen hastaneye yetiştirmemiz lazım. Abicim çok özür diliyorum bak. Tamam Yusuf artık hadi bir sakin. Geç içeri bir toparla kendini. Tamam. Hayatım ufak bir sinirlikmiş kendi söylüyor. Taylan. Tamam giderler hastaneye. Sen benimle gel konuşalım. Ne işin var senin hastanede? Taylan sen ne dediğinin farkında mısın? Ya Fırat Şef'i bu halde yalnız bırakacak değilim herhalde. Hayatım kan Demir Bey eşlik eder. Sen niye gidiyorsun? Taylan sen bu olanlarda hiç payın olmadığını mı düşünüyorsun? Gerçekten bir ilgin yok mu? Bende ne ilgisi var? Gördün işte adamın aklı gidik. Her şey onun başının altından çıktı. Taylan bugün beni gerçekten çok şaşırttın. Bu insanlar senin hayatına dokunduğun insanlar. Senin ağzından çıkanlarla hayatlarına yön veriyorlar. Ve sen bunlar en ufak sorumluluk dahi hissetmiyor musun? Bence sen bunu bir düşün. Çünkü ben düşüneceğim. Konuşuruz sonra. Buraya kadar gelmene gerek yoktu. Olsun seni bir evine bırakayım. Hala şu olanlara inanamıyorum. Sen bana hiçbir zaman inanmadın ki. Güvenmiyorsun. Kızgınken biraz ileri gitmiş olabilirim. Güveniyor musun yani artık? Yoksa hala yalnızca o nişanlına mı güveniyorsun? Ben artık kime neye güveneceğimi bilmiyorum. Tek bildiğim bugün sadece sen yaralanmadın. Hepimiz bu meseleden yara aldık. İyi misin Fırat'ım? Deyzen merak etme iyiyim. Ufak bir iş kazası sadece. İyi şimdi. Sen ne oldu bir anlat bakalım bana. Bir kavgaya falan mı karıştın sen? Kardeşim ne oldu? Rafım ne oldu ya? Ya dedim ya ufak bir iş kazası o kadar. De haydi. Gel ben sana içeride ilaçlarını göstereyim. Geçmiş olsun Fırat'cığım. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Şu